Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası KAMUSEN, sürüş ehliyeti müfettişliğinde görev başlattı. KAMUSEN Başkanı Mehmet Özkardaş, sürüş ehliyeti müfettişliğinin kolay olmadığını, hayatlarının sürekli olarak tehlikede bulunduğunu hatırlatarak, bu görevi yapanların iş güçlüğü ve risk ödeneklerinin ödenmediğini kaydetti. Özkardaş, iki gün sürecek grevin güç yasası olarak nitelendirdikleri kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasasına, çalışanların alım gücünün 8 yılda %60 gerilemesine karşı ve dayatma yasa dediği özelleştirme yasası, ayrıca özel sektördeki emek sömürüsünün ortadan kaldırılması için olduğunu belirtti. Çocuklarımızın içtiği süte okkalı zam yapmak oldu. Yediğimiz ekmeğe zam yapmak oldu. Yani ekmeğimizi daha da küçültmek oldu. Yaptıkları icraat bu oldu. Son 8 yıldır kamu çalışanları ve emekliler hayat pahalılığı dışında artış almamışlardır. Yükselen döviz ve zamlar karşısında alım gücümüzün yaklaşık %60'ını kaybettik. Göç yasası dediğimiz o ucube yasa, aynı işi yapan kişiler arasında %40'lara varan maaş farkı, sosyal hakların budanmasını getirdiği için tüm sendikalar birlikte 1,5-2 yıl mücadele ettik. Ancak dün bu yasayı geçirenler de, bu yasa geçirilirken sendikaların yanında bu yasa geçmesin diye eylem yapanlar da, bu yasa Kıbrıs Türk halkını yok etmeye yöneliktir diyenler de bugün hükümettedirler. Ancak ne bu göç yasasını geçirenler ne de bu göç yasası Kıbrıs Türk halkına yapılan ihanettir deyip de bugün hükümette olanlar, göç yasasının kaldırılmasıyla ilgili şu anda mecliste bulunan yasa tasarısıyla ilgili tek bir adım dahi atmadılar.